Bir belediyesinin İBB mülkiyetinde olmasına karşın seçimden kısa bir süre önce bedelsiz olarak AKP'li Pendik Belediyesi'ne verilen 21 bin metrekarelik park alanı kriz yarattı. İstanbul'da kriz bitmek bilmiyor. CHP'li Pendik Belediye Meclis Üyesi Yakup Yeter'in parkın peşkeş çekildiğini, 21 milyon dolarlık rant olduğunu iddia etmesi yepyeni tartışmaları beraberinde getirdi. Ben burayla ilgili bir cevap alamadığımı defalarca söyledim. Cevap alamadım. Şimdi bakınız. Kebap alışmışsın Sayın Başkan. Evet. İBB'den bedelsiz alınan park Pendik Belediyesi'nin rant alanı oldu. İddialar belediyenin son yapılan meclis toplantısında bir kez daha gündeme geldi. Viyaport'un karşısındaki 21.275 metrekare olan tesis. İBB 2018 yılında burası Pendik Belediyesi kendi bünyesine alarak daha sonra ben bunun adına peşkeş diyorum. Evet, o günün koşullarında bu yer peşkeş çekildi. Halen devam ediyor. İBB'nin geçmiş dönem AKP yönetimi 2018'de 21.275 metrekare büyüklüğündeki değerli bir araziyi bedelsiz olarak 5 yıllığına Pendik Belediyesi'ne tahsis etti. Burası bizim malımızdır. Pendik halkının malıdır, mülküdür. 21.500 metrekare yerden bahsediyorum. Bugünün rakamıyla ölüsü dirisi 21 milyon dolar birileri üzerine konmuş, bu yeri bu şekilde kullanıyor. CHP'li Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Yeter, parkın peşkeş çekildiğini, 21 milyon dolarlık bir rant sağlandığını öne sürdü. Belediye meclisinde bu konuyu yıllardır gündeme getirdiğini ancak bir yanıt alamadığını söyledi. Sayın Başkan, siz burayı Pendik Belediyesi'ne tahsis ettiniz. Hangi amaçla yaptığınız da açık ve net bir biçimde ortadadır. Bir dakika, 36 bin lira belediye şirket işi kiraya vermiş. Şirket ayrıca bunları vatandaşlara ayrıca kiralamış. Tabii biz bir kiralıyoruz, şirkete vermiş, şirketten kiralamışız biz. Şirket de kendi şirketimize, o da... AKP'li başkan cin iddiaları reddetti. Tam rakamı bilmiyorum, bilen varsa söylesin dedi. Şu anda Pendik Belediyesi oradan bir kira alıyor. Rakamı hatırlamıyorum şimdi. Arkadaşlar biliyorlarsa söylesinler lütfen. Dolayısıyla vatandaşlarımız orada şu anda orada 3 tane esnaf var ve bunlar da kiralarını ödüyorlar. Kullanım amacı bölümünde bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla yazıyor. Sizin istediğiniz tahsis bölümü buradan kaynaklıdır. Şimdi burada ne var? Ya bu şeyi açık ve net olarak ifade ediyorum. Burada ne demek peşkeş çekildi ya arkadaşlar? Bak bizim peşkeş denilen şey bizim zıkkatında olmaz. Aynı zamanda İBB meclisinde CHP grup sözcüsü olan Pendik Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, parkın 1260 metrekarelik kısmını 3 ayrı firmanın ticari amaçlı olarak kullandığını söyledi. Öncelikle burası Pendik Belediyesi kullanımına veriliyor. Bence hukuken yani burayı Pendik Belediyesi'ne tahsisten sonra hadi belediye iştirakinde eyvallah diyelim ama belediye iştirakinden sonra belediye iştirakinin burayı üçüncü şahıslara ticari olarak vermesi kesin.